Ruh eşi diye bir şey var mı? Ve bu ruh eşini nasıl bulacağız? Herkes ruh eşini arıyor dünyada ama bir türlü bulamıyor. Bu kaderdeki kapılarla bir ilgisi var mı? Çünkü biz zorluk çekmek zorundayız gibi geliyor sanki ruh eşimizi bulmak için. Evet, kimimiz şanslı değiliz bu konularda. Ruh eşi olmaz mı? Var. Ruh eşi var, ikiz, alev var. Yani eşlerin de çok fazla çeşitleri var. Tabii ki bu yine vertex ve antivertex dediğimiz sanal noktalar doğum haritasında ekliptik düzlemiyle hizalandığı özel böyle noktalar vardır. Doğum tam karşısı vardır. Bunu böyle hani çok fazla irdelenmez. İşte onlara bakılır, işte şu bazı alt tekniklerde de onlar farklı derecelerde çıkar. İşte bu yıl şu ama onlar öyle çalışmıyor. Kesinlikle kader eşimizin Juno bağlantısı, Cupido gibi asteroidler, bazı transneptünyenler var ki hani burada sayamayacağım. En önemlileri Juno, Cupido, ondan sonra Ceres, Vesta gibi çok özel öğeler var. Bunlar karmiktir. Drakonik haritalarla birlikte bakılması gerekir. Bu da tekniktir. Ruhun ilahi devinimleri, rajan haritalar, pek çok haritalarla incelenmesi gereken önemli noktalardır ve kaderden kaçış yok. Eğer sizin bir ruh eşiniz varsa, 90 yaşında da olsa, siz 20'lik bir yaşlarda da olsanız, belki sevgili olarak çıkmayacak ama size bir öğretisi olacak. Bunu aşk olarak görürsek o zaman dengi denginin şansı bu dünyada bir piyango bileti çekip büyük ikramiyenin size çıkmasına benzer. Neler mümkün? Belki de mümkün. Kimin kader eşi nerede? Biz doğru şeyleri yapıyorsak ve o frekansları hayatımıza çekebiliyorsak, anne baba travması, karmik travmalar, epigenetik faktörler, birçok faktörün farkındalığına varıp buna bilinçli hareket edip doğum haritamızın üzerine çıkabileceğimiz şeyleri çalıştırabiliyorsak ruh eşimizi de neden bulamayalım? Peki her insanın bir tane mi ruh eşi var hocam, yoksa birden çok ruh eşi olabilir? İşte bu çok geniş bir kavram. Yani bunu ben yeni bir eğitim açacağım. YouTube'da da detaylı bir video hazırlamak istiyorum. Bu belki de Türkiye'de ilk defa, belki de dünyada ilk defa verilen geniş bir çalışma olacak. Akademik düzeyde bir çalışma olacak. Çok da heyecanlı, çok merak eden var, işin içinden çıkamayan var. Ve en çok da bir insanı sağlığın dışında en çok yoran konular aşk ve ilişkiler değil mi? Ama çok normal değil mi hocam? Çok. Yani yalnızlık çok zor bir şey ve modern yaşam bize bireyselleşmeyi dayatırken diğer tarafta ruhumuzda bir yerlerde, derinlerde bunun böyle olmaması gerektiğini hissediyoruz. Evet. Ve ruh eşimizi arıyoruz ama genellikle de yanlış yerlerde arıyoruz. Ruh eşimizi bulmak için bu frekansları kendimize çekebilmek için nasıl ipuçları verebilirsiniz bize? Ya öncelikle tabii ki ben bir haddimi aşarak bir psikolog değilim. Ancak astrolojinin içinde derin analizi biliyorsanız, ezoterik karmada bunlar ki benim verdiğim eğitimlerde çok fazla var. Bir kere anne karnında annenin hamile kaldığı günden itibaren doğum haritasında frekanslar çalışmaya başlıyor. Şaşırtıcı olarak sorduğumuzda danışan hayretler içinde kalıyor. Hepimizin bir matrix planı gibi, bir altın disk gibi bir yazılım kodu. Biz o yazılımla geliriz, yazılımın bir üst versiyonuna, 2, 3, 4 versiyon üstüne çıkabiliriz. Ve Yaradan bizi çift yaratmıştır. Ve bu bazen çiftimizi aramakla da meşgul olmamız gerekir. Ama bunu ararken sadece bir arayış değil, belki de en sevdiğimiz işi yaparken karşımıza çıkacaktır. İşte burada hayata bakış açımızı değiştirmemiz gerekir. Ben ne zaman evleneceğim? Ya ben hiç mi şansım? Gülmeyecek, ben aldatılıyorum, işte tam aşkı buldum diyorum, başka bir şey oluyor. O zaman bir şey eksik ya da o kapı dediğimiz eşikte bir problem var. Tam eşiği atlayacaksınız, evde bir şey unutup geri dönmek gibidir. Vaktinde saatinde gidemediğiniz yeri de demektir. Yani ruh eşinize giderken evde bir şey unutuyorsunuz. Ev neresidir?
hem kendi evimiz hem rahim enerjisidir. Biz bilinç dışında kim bilir hangi şeyi unuttuk. İşte o dehlizler çok karmaşıktır, çözmek zordur. Ama tüm sistemin, ruhun, aşkın, duygunun hepsinin muazzam bir matematiği var. Yedi nota gibi. Müzik nasıl ilahi, böyle bazen coşturan, bazen heyecanlandıran, bazen dans ettiren, bazen hüzne. Ama bir matematiği var. Biz dinlerken o matematiği düşünmüyoruz değil mi? Hayır, sadece biz duyuyoruz, hissediyoruz. İşte aynı şekilde bizim de bilinç dışı, dürtüsel alanımızda da atalarımızdan getirdiğimiz, anne babadan aldığımız, çevresel faktörden, annemizin içtiği bir aspirin bile bizi etkilemiş. Yani çok ince detaylar. Tabii ki bu detaylarda astrolojinin içinde birçok anlamda hayretlere düşürecek şekilde bizim kaderimize etki etmişse eğer, muhakkak orada yazılı bir mührü vardır haritasında. Hocam iki kere altını çizdiniz. Doğum haritasının üzerine çıkmak dediniz. Bununla ilgili bir YouTube videosu çekelim. Çünkü bu sanki potansiyelleri aşmak psikolojide vardır. Pozitif psikolojide. Potansiyelin, insanın kendi potansiyelini aşması, güvenli alanından çıkması. Buna bir dahaki videoda değinelim diyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle, ama şunu özetlemek istiyorum. Direnç koymak var. Şimdi bir takım öğretilerde kişiyi bir taraftan özgürleştirme, işte bırakırsa sen de onu sevme, işte kendi değerini bilmiyorsun, ona enerji harcama, gitgide onu seç, bunu seç, bundan vazgeç derken kişiler madde aleminde yalnızlaşmaya doğru gidiyor. Ondan sonra yapayalnız kalıyor. Hayır, yalnız kalmadan, hatta o insanlarla birlikte uyum içinde gidebilmenin şifreleri var haritanın içinde. Ama kişiye özel çok bambaşka şeyler var. İnanamayacağınız kadar çok farklı şeyler var. Bence yeme içme alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde bile farklı insanlar, konu, kavram ve kaderle karşılaşıyoruz. Çok ilginç. Bir şey değişiyor, her şeyi değiştiriyor. Çok derin. Keşke özetleyebilsem iki kelimeyi ama dediğim gibi bu konuda bir video yapalım hocam. Tamam. Bize detaylıca doğum haritasındaki kaderimizin üzerine çıkmak ne demek? Detaylıca anlatın. Bence tüm dünyanın bireysel 21. yüzyılın ilişkiler yapısının en büyük sorunlarından biri. Yalnızlık. Buna bir çare olacaktır diye düşünüyorum. Dünyayı Venüs yönetir. Astrolojik karşılığı sevgi, para, aşk, yeme içme, hedonizm, konfor alanı, güvenlik alanı, bu bütün temelleri yerinden sarsan, o Venüs'ün yönettiği tüm konuları yerinden sarsan deli bir Uranüs'le baş edeceğiz şimdi. Çünkü Boğa burcunda 84 yıl sonra 3. Dünya Savaşı niteliğinde bir kuvvetle geldi ve darmadağın etti her şeyi, farkındaysanız. Bu da bir kapı mı? Evet, çok büyük bir kapı. Bu hatta hani o fantastik filmlerdeki hani o Stargate kapıları var ya, hı hı, aynısı. Durdurulamayacak bir şekilde inanılmaz bir teknoloji geliyor. Daha bir şey görmedik. Henüz yapay zeka her şeyi çıkarttı dendi. Ben isimlerini vermeyeceğim. Çünkü araştıran bulur, yanlış kullanılır, başka bir şey olur. Daha bu hiçbir şey değil. Biz 30 yılda kat edeceğimiz teknolojik döngüyü bir aydan bile daha kısa sürede yaşayacağız. Çünkü Uranüs'le birlikte Plüto bu dönemi getiriyor ve biz insan insana muhtaçtır. Teknoloji bunu ayrıştırmaya, sistem bunu ayrıştırmaya doğru götürüyor. Sanal bir Rönesans yaşayacağız. Bu Rönesans'ta yalnız kalacağız. Buna çok dikkat edeceğiz. Hocam bu harika bir terim. Sanal bir Rönesans yaşayacağız. Evet. Yeniden uyanış. Teknolojinin Rönesans'ına giriyoruz. Orta çağdaki sanat devrimleri gibi. Sonra Fransız devrimi, sonra Dadaizm akımları, sonra 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki kapitalist düzenin bütün insanlıktaki ruhu alması, değiştirmesi, ilişkilere, geleneği, kültürü kopartması şimdi daha da hızlanıyor. Daha Stargate bir kapıdayız. Hocam peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Mesela 2023 yılı bir kapı olabilir dediniz ya.
Mesela 100 yıllık dönemler de bir kapı olabilir mi? Tabii ki. Şimdi önemli olarak, yani önemli olarak cümlesini okudum. Merkür retro cümleyi toparlayamıyorum. Şimdi her gezegenin büyük gezegenler, yani büyüğün ortası Jüpiter diyelim ama Satürn ötesi gezegenler dış gezegendir. Güneş ile Dünya arasındakiler bizim içsel kontrolümüzdeki gezegenlerdir. Yani Mars, Merkür, Venüs. Tamam, anlaştık ama Jüpiter ve Satürn'den öte, Jüpiter ve Satürn gelenek, aile sınırları ve karmik sınırlardır. Satürn ötesini aştığınızda o kolektif bir bilinç havuzuna geçersiniz. Bütün ataları, Atlantis'ten, Orion'dan, Reptilian'dan, Sirius'tan bütün havuzun içine girersiniz. Bu kolektif bilinç dediğimiz şey aslında Jung'un bahsettiği bir konu biraz, değil mi? Kesinlikle. Ve Neptün, Uranüs ve Plüto ötesi artık boyutun açtığı alandır. Plüto kapıda bekler. Sedna ile birlikte. Sedna da çok tehlikeli. Sedna nedir? Sedna o da gezegenimsi bir şey. Ama bu konu sabaha kadar sürer. Sıkılmazsanız anlatıyorum. Vallahi izleyenlerin sıkıldığını hiç düşünmüyorum. Ben birçok daha soru sormak istiyorum. Siz anlattıkça sorular geliyor aklıma. Evet, yani ben de o boyutları yaşayarak anlattığım için şu anda ben bir size anlatırken ben o yolculuğun içindeyim ve konudan konuya atlayan bir şey. Her şey birbirine böyle bir ahenkle sarmal bir şekilde uzuyor. Evet, siz zaten bunun bir ahenk olduğunu biraz önce de söylediniz. Evet. Yani bir müziği dinlerken oradaki herzleri düşünmüyoruz ya da notaları düşünmüyoruz. Değil mi? Bir duygu hissediyoruz. Evet. Bu bütünsel bir şey. Kendi kendine oluyor ki. İşte bilgiler dolaşıyor YouTube'larda, belki başka yerlerde. Daha psikolojik olanlar dinlediği o tarzı neyse veya o anki ruh durumunda türlerin diken diken oluyor. Tabii bu da beynin uyarı verdiği. Aslında evrensel frekansla bağlantıya geçiyor kişi. Belki acısını onaylayarak türlerin diken diken. Belki ruhu başka bir evrendeki bağlantısını hatırlıyor. Paralel evrenlerde var. Biz aynı anda birçok yerdeyiz. Hani bunlar biraz hani kaba tabirle beyin yakalışlar. Ama merkezimizde kaldığımız sürece biz her geçmişte, her gelecekte, her anda, bakın her diyorum, hem demiyorum. Çünkü bunlar çoklu boyutlar. Şimdinin de boyutları var. Geçmişin de var, geleceğin de var. İşte bu transhümanizm dediğimiz ya da bu hiper teknoloji ya da ben teknolojinin rönesansı diyorum. Hatta o sanat akımlarının dadaizm çıktığı dönemde Marshall Duchamp denilen bir sanatçıyla bu büyük bir manifesto olur. Yani o zamanki sanat anlayışını biliyorsanız, bu adam çeşme dediği bir pisuarı galerinin ortasına koyup sanat eseri olarak... Ve bunu kabul ettirdi otoriteler. Evet, ondan sonra bunun bir benzerini ya bilinçli yapıldı ya da gerçekten tarih tekerrüründen ibaret. Çünkü Elon Musk'la sohbet etmedik ama kendisi Twitter'ı satın aldığında koca bir lavaboyla içeri girdi. Evet. İşte bu tip böyle marjinal şeyler olduğunda bilin ki dünyada bir yıl içinde ya da fazla iki yıl içinde korkunç büyük bir değişim var. Ama bu değişim hepimizin kültürünü, anlayışını, her şeyini değiştiriyor. Bu Venüs'tür. Venüs hibritleşiyor. Yani para, aşk, finans, güvenlik alanı, yeme içmemize kadar. Tabii bu yeme içme kısmına hiç girmiyorum. Çünkü komplo teorisyenlerinin de konuları var. Yapay et var, ne bileyim haplı beslenme var, böcek üretimleri var, girmiyoruz. Ama neye bakarsanız bakın içinde bir Venüs konusu var ve hibritleşiyoruz. Ve her şeyimiz değişiyor. Hocam ama siz... sevgi değişmemeli. İşte o bir olma. Erin, dişirleyin veya başka bir şey ne diyorsanız birlik bilincimizi hem karşı cinse duyulan aşkı, cinselliği doğru kullanmayı, çünkü o da bozuyor. Cinsellik devasa bir evrensel enerjidir. İnsanlar sadece yani fast food gibi cinsellik yaşıyor. İlişkiler bozuluyor, bereket bitiyor. Bir kere aşk ve sevgi olmadan yapılan her cinsellik 8 yılı karartır. Temizleyemezsiniz. Dikkatli olun buna. Neden ekonomik krizler arttı? Dikkat edin, cinsellikle orantılıdır. Ama bunun sosyolojik boyutu da var. Savaşlarla,
boyutu var. Ölümcül döngülerde doğum oranları ve cinsellikle ilgili şey artışlar olur. Evet. Çünkü amigdala devreye giriyor. Yaşamda kal, neslini sürdür, başka bir şey yap. Şimdi bu teknolojik handikapta da aslında bir savaş var. Bilinç dışı. İnsanlar birbirlerini çok tanımak istiyor, ruhları tanımak istiyor belki. Ama konu çok karışık. Buradan sonrası bir video daha eder. Bir taraftan da korkular var. Ve herkesin yalnızlık korkusu var. Ve erkek gücünü yitirdi. Beni erkekler yanlış anlamasın. Neden? Kas gücü yok. Ancak kömür madeninde çalışırsa, işte duvar işçisi ise ya da yani buna benzer fiziksel güç birkaç mesleğe erin enerji önemli değil mi hocam? Erin enerjinin gücünü sarf ettiği bir tek spor salonuyla baklava kasları kaldı. Geri kalan da işte etkileme sanatı ama bunun amigdala ile yani erkeğin barışması da gerekiyor. Bizdeki geleneklerle yeni gelenekler ama bütün toplumlarda erkeğin doğasını da dişilleştiren bir enerji var. Kadınla erkeği aynılaştırmaya çalışan ama, kültür yanlış bir kültür o zaman değil mi? Modern. Şimdi bu başta zaten giyim, kuşam ve moda ile alakalı. Yani bu aslında yeni dünya düzeni dediğimiz 84-90 yıl önceki İkinci Dünya Savaşı çıkışında postmodern sanatla birlikte sanatın seri üretime tasarım adında katılmasıyla ki sanat din adamlarıyla zenginlerin elindeydi ama sanayi devriminden sonra sanat ihtiyaç fazlasını da ürettirdi. Bizler inanın kıyafet değişsin, yaşam, kültür, düşünce değişir. Her şey birbirine bağlı. Tarla tam böyle kabarık etekler 18. yüzyıl işte öyle mi? Victoria İngiltere'sinde. O zaman kapılarımız bile, arabalar büyürdü. Asfaltlar altı şerit olurdu. İnsanlar daha bir hareketleri, düşüncesi, tavrı veya şunu düşünün. Bir topuklu ayakkabı giyen kadın bir anda dikleşiyor. Psikolojisini etkiliyor. Özgüveni yükseliyor. Ama düz babet giysin daha sonra bükülüyor. Yani şimdi her şey çok fazla birbirine girerek değişti. Teknolojiyle de. Ve herkes kendi köyü, ülkesi ya da semti kadarken şimdi bütün dünyaya bir tek tuşla, yani Yaradan'ın ol dediği kelimenin bir tuşunu bize verdi Yaradan. Teknoloji bize bahşedilmiş bir nimettir. Hukuksal kitaplarda cüz-i irade denilen şey. Evet, cüz-i irade Yaradan'ın kadersel planda, bizim yani onun kadersel planda yaptırdığı birçok şeyi biz teknolojiyle bize bahşetti. Dedi ki, dur bakayım. Siz nasıl, ne kadar daha şirk koşacaksınız, ne kadar daha benimle yarışacaksınız? Firavun'u unutmayalım. İnsanlar hiçbir zaman Tanrı'nın sisteminin üzerine çıkamaz. Ama Tanrıcılık oynanıyor. Çok fazla. Cinsellikten buraya geldim. Cinsellikte de erkek gücünü gösteremediği için tüketim çağında cinselliğini yani farklı ve yanlış kullanıyor. Kadınlar da buna alet oluyor. Kadınlar da erkekleşti. Siz bakmayın ultra dişi gözüken kadınlara. Ne kadar dişileşmeye çalışırsa vücudunda dışında, içerisindeki o kadar eril enerjiyle büyütüyor. Dişi olmak, metalaşmak değil. Metalaşıyoruz. Reklam aleti, kadın her yerde maalesef alet, edevat yani basitleştirildi, değersizleştirildi. Kadın formu formundan çıktı. Erkekte tabii bu büyük bir genelleme. Tabii ki herkesin değil yani ben burada kimseye bir şey söylemek istemiyorum. Genel olarak toplumda büyük bir mutsuzluk var. Bu mutsuzluğun sebeplerinden birisi de bu çağ değişimindeki insanın irade gösteremediği konular. İrade çok önemli. Yani büyük bir değişimden geçiyoruz. Yalnızlaşmaya gidiyoruz. Bu konunun her bir cümlesi başka bir video konusu. Özetlemekte zorlanıyorum. Daha anlatmak istediklerimi anlatamıyorum ama herkes kendi penceresinden baksın. Algı operasyonu çok. İnternet çok büyük bir tuzak. Bunu yararlı bilgiye, kendini geliştirmeye kullanırsa da bu insanlık bence bu buhrandan çıkacak ama büyük bir buhrandayız. Şimdi meslekler gidecek korkusu var elimizde. Ama ince düşünen az seçilmiş yollarla daima hayatta kalacak. Teknolojinin üstünde hala beynimiz daha da iyi. Yani teknolojinin üstünü
yine kendi tek bir beyinle bile kendimiz doğru bakarsak, biz bu zamana doğduysak, bizim de çıkış yolumuz, bizim haritamızda Yaradan tarafından kodlu o kodu bulacağız. Sürü psikolojisiyle değil ama. Harikasınız hocam. Gerçekten astroloji konusunda Türkiye'deki en önemli isimlerden birisiniz. Sizinle çektiğimiz videolarda zaten bunu görüyoruz. Ufak bir konudan başlıyoruz ama o yayılıyor. Birçok konuya evriliyor. Evet. Size astrolojinin İlber Ortaylı diyenler olacaktır eminim. Çünkü ona da tarihle ilgili bir soru soruyorsunuz. Bütün tarihi anlatıyor. Sizinle de çektiğimiz videolarda hep aynı duyguya kapılıyorum. Harikulade bir videoydu bizim için. Teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.